Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı işçilerle bir araya gelmişti. Yaptığı açıklamalarsa kamuoyunda ve siyasi arenada çok konuşuldu. Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erduran, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği artış dolar bazında sadece 2.4 kata tekabül ediyor. Dolar bazında böyle bir artış yok ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı son yapmış olduğu açıklamada asgari ücretin 2002 yılından günümüze kadar 16 kat, emekli maaşlarının da 27 kat arttığını iddia etti. Dolar bazından hesaplamalarını yaptığımızda bakalım durum böyle mi? Ülkemizde 2002 yılında brüt asgari ücret 250 liraydı. Şu anda brüt asgari ücret 3577 lira. Yani dolar bazında 2002 yılında asgari ücret 177 dolarken şu anda 424 dolar. Yani artış 2.4 kat. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 16 katlık bir artış dolar bazında maalesef yok. Allah razı olsun. Şöyle telefonumu soracak kimse yok değil mi? Yok. Hani ona göre konuşacağım. Yok bakayım etrafa şöyle bir gelen giden yok. Yani şey güzel ya güzel. Güzel olacağız. Düzeleceğiz inşallah ya düzeleceğiz. Yani 16 kart artmış ama onun yanında enflasyon durmuş değil mi? Fiyatlar artmamış, zam yememişiz. Yani 2020 seçimlerde bunu göreceğiz ya. Çünkü bu sefer insanların cebine dokunuldu. Seçimlerde görürüz muhtemelen. Evet, gerçeği yansıtıyor olabilir. Ancak gerçeğe, normal hayata yapılan bunca zama vurulduğu zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Yıllar öncesine bakalım, bireye verilen asgari ücret çok daha az olmasına rağmen bireyin cebinde çok daha fazla para kalıyordu ve evine daha fazla şey katabiliyordu. Ancak bugüne baktığımızda bireyin cebinde kalan eksiler, evine giren ise hiçbir şey. Millet abi yapamıyor ya. Abi adam asgari ücret alıyor, kiraya mı versin, doğalgaza mı versin, elektriğe mi versin, evin ihtiyacını mı görsün, doğru muyum? Pazar ihtiyacını mı görsün, hangisini yapsın? Milli gelirin Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artmasının bunun en somut örneklerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır diye konuştu. Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır. Emeklilerin maaşlarına baktığımızda en düşük emekli maaşı 2002 yılında 257 dolardı. Dolar bazında en düşük emekli maaşı 182 dolardı 2002 yılında. Bugün ülkemizde en düşük emekli maaşı 1500 TL yani 177 dolara tekamül ediyor. Bırakın 27 kat artışı emeklilerde dolar bazında emekli maaşı 182 dolardan 177 dolara düşmüş durumda. Bundan kim memnun olabilir ki? Yani sorsanız kimse memnun değil. Kendilerine maaşlarını yüzde kaç arttırıyorlar? Bizde %3. O da zaten kepçeye kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar. Ama eğer 27 kartlı bir artış olmuşsa gerçek anlamda tabii çok güzel, emeklilerimiz için iyi. Gelecekte emekli olacaklar için de iyi. Valla matematiksel olarak artmış olabilir ama hayat pahalılığında bunun bir karşılığını göremedik. Alım gücüne bu artış yansıdı mı sizce? Tabii çok olumsuz yönde yansıdı. Bir maaşa ben hatırlıyorum 3-4 çeyrek altın anca bir gün alabiliyoruz. Geçmiş dönemde 15-17 yani 12'den aşağı değildi altın şey. Bu da hayat pahalılığının yükseldiğini, maaşlarımızın çok geri planda kaldığını gösteriyor. Yavrum neyin artması? Eskiden kaç tane cumhuriyet altını alırdık, kaç tane küçük altın alırdık. Şimdi bir tane bile alamıyoruz. Zor geçiniyoruz, açlıktan öleceğiz neredeyse.